Tanıklardan birkaç isim kaldı artık. Şu sıralarda Rojin Güran, yani Salim Güran'ın kızı sorulara cevap veriyor. Dilersen sondan başlayarak gidelim. Çünkü şöyle son bilgiler elimize ulaşmış durumda. İçeriden mahkeme başkanının Salim Güran'ın kızı Rojin Güran'a sorduğu detay sorular var. Olay günü neredeydin diye başlıyor. Aslında klasik olarak hemen hemen hepsine benzer sorular yöneltiyor. Rojin Güran, alışverişteydik, 12 civarıydı. 14.30 gibi döndük. Annem babama yemek hazırladı. Bana aldığımız kıyafetlerimizi gösteriyorduk. Mahkeme başkanı, o saatten sonra evinize gelen kimse oldu mu? Rojin Güran, hayır. Mahkeme başkanı, siz evinizden Arif'in evini görebiliyor musunuz? Rojin Güran, evet. Başkan, hareketlilik var mıydı? Güran, hayır. Mahkeme başkanı, sizin evinizin orada var mıydı? Hayır diye yanıtlıyor bu soruyu da. Ablan Rezan babanızı gün içinde aradı mı diye soruyor bu kez mahkeme başkanı. Hayır, arasaydı haberim olurdu şeklinde yanıtlıyor. Son olarak Rojin Güran ifade veriyor şu an mahkeme başkanının ve orada bulunan Diyarbakır Barosu'ndan avukatların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının sorularını yanıtlıyor. Zannedersek kısa bir süre içerisinde diğer detaylar da elimize ulaşacaktır. Şöyle gün içerisinde birçok isim tanık sıfatıyla kürsüye çıktı ve özellikle mahkeme başkanının yanı sıra savcının, Diyarbakır Barosu yetkililerinin, çeşitli baro yetkililerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının ve müdafi avukatların da sorularını yanıtladı. Bugün dikkat çeken bir husus vardı. Onu anlatmak isterim. Çünkü o da sıcak bir gelişme. Dünün gelişmesinin devamı bu. Şöyle ki, Nevzat Bahtiyar'ın eşi Hazal Bahtiyar dedi ki, Arif Güran'ın amcası geldi bize, dedi ki arsa karşılığında Nevzat Bahtiyar bu suçu üstlensin. Kendisine doğrudan gelmeden Nevzat Bahtiyar'ın abisine ve kendinin kardeşine bunu söylendiği ifade ediliyor. Ve arada da Hasan Kaya isimli bir isim geçiyor. Bu şekilde bir teklif geldi. Biz de buna Nevzat Bahtiyar'ı görüşmeye gittiğimiz cezaevinde olduğu sürede bu teklifi ilettik. Tabii biz de kabul etmesini istemiyorduk ama Nevzat Bahtiyar'a söyledik. Nevzat Bahtiyar da bunu kabul etmediğini ifade etti. Bu teklif Ali Rıza Güran tarafından yapıldığını iddia etti. Az önce de yine salondaydık biz Musa Kestel'le birlikte. Ali Rıza Güran çıktı. Dedi ki bu tamamen yalandır. Benim herhangi bir bu konuyla alakalı konuştuğum bir kimse yoktur. Ve hatta ne Vedat Vecdi ile bir araya gelmedim. Böyle bir ifadem olmadı dedi. Daha ötesini söyleyelim. Yine bir adım daha geri gideceğiz. Vecdi Güran, Vecdi Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Kürsüde konuştu Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi. Tabii yengesinin dediği ifadeyi başka bir şekilde anlattı o da. Ama bu teklif tamamen havada kalmış oldu bu sefer onun anlatımıyla. Şöyle ki tabii Ali Rıza Güran'ın yani bu suçu üstlen, tarlayı al, ailen yaşamaya devam etsin, ben bakarım şeklinde söylediği ifadeleri iddiaya göre Vecdi Güran, Vecdi Bahtiyar dedi ki bize Nevzat Bahtiyar zaten suçu kabul etmiş, yani zaten suçlu o yaptı, kabul etsin arsa vereyim şeklinde anlattı Vecdi Bahtiyar. Yani bu anlatımdan sonra, bu sorulara cevap vermesinden sonra Ali Rıza Güran'ın kendisi tamamen konuyu yalanlıyor ama yani şu şekilde dediğini Bahtiyar ailesi kabul etmiş oluyor. Bize zaten Nevzat Bahtiyar kabul etti suçunu, etsin, üstlensin durumu, biz de yolumuza bakalım şeklinde açıklaması. Bunu da paylaşmış olalım. Kulaklıkla oynama. Ses gidip geliyor. Yayında tek kulaklığım var. Şarj ediyoruz aynı zamanda. Bu yüzden yayına konsantre olma konusunda. Hatta bir ses teyidi de yapmam lazım. Şu an yayını duyamıyorum. Tamam. Bugün arkadaşlar, abi Baran Güran, bir Serdar'ı Osman bir, Güran, Kuzel, alalım. Muhammed Kaya, Muhammed Emre bir Güran, Mahide Kaya, bir... Gizem Güran, Melik Güran, birçok isim tanık sıfatıyla ifade verdi. Kaç tanık ifade vermiş, kaç tanık ifade verecek daha?
Serdar. Bir sesi bizi şu an duymayabilir. Tamam. Bu arada birkaç kişi kaldı diyor. Tarkan Hocam biter mi bugün duruşma sona erdi? Yani normalde bitirebilir eğer birkaç kişi kaldıysa. 25 tanık şu an son elimize ulaşan bilgi 25 tanığın. Ha, 25 bir daha söyle Serdar. 25 tanığın ifade vereceğini söyleyelim. Şu an Rojin'le birlikte toplamda 22 kişi belki 23 olmuştur. Toplam 25 tanık var. Müşteki sıfatıyla baba Arif Güran bu listenin içinde değil. 25 tanık, 4 sanık var. Toplamda ne oluyor? Sayı 30'u buluyor aslında mahkemede konuşan kişi sayısına baktığımızda. Bu sanıkları bitirebilir ama zaten sanık avukatlarının savunması da olacağı için bu zaten mutlaka ertelenecek. Yani yarın devam edilecek buna. Ama hani bence hakim tanıkları bitirelim, yarın hani sanık avukatlarının savunmasıyla başlayalım diye düşünüyor olabilir. Ama işte oradaki o performansa bağlı. Eğer hani çok yoruldularsa ya da başka şeyler varsa belki onları da bırakabilir ama normalde bence insicam olarak da mantıklı olan şu: tanıkları bitirelim, yarın da sanık avukatlarıyla beraber bu işe başlayalım diyebilirler. Bu geceye kadar devam edecek yani. Eder. Kuvvetle muhtemel kuvvetle öyle. Muhtemel. Eğer hakim hayır nasıl olsa yarın da devam edeceğiz, burada bırakalım, çok yorulduk da diyebilir. Onu göreceğiz ama hani normalde beklenen ne? Tanıklar bitsin, iki tane kaldıysa onları da götürelim. Ondan sonra yarın daha sağlıklı, çünkü sanık avukatların savunması daha uzun olacak. Çünkü hepsi savunma yapacak. Nevzat'ın avukatı, Salim'in avukatı, diğerlerinin avukatları soru soracaklar. Tanıkları orada soru sorabilirler. Şimdi tanıkları geri götürmeleri, aynı yerde mi kalıyorlar? Tutuklular da vardı, onları gerçi bitirdiler ama acaba o kalanlar tutuksuzsa onları etkileyebilirler mi? Çünkü onlar da evine gidecek tutuksuzlar varsa. Bilmiyoruz kimler kaldığını. Ben isim olarak çok anımsayamadım ama birkaç kişi kaldı. Bunların hepsi yargılamayı bir şekilde etkileyecek hususlar. O yüzden hakim mutlaka bunları düşünecektir. Eğer böyle bir düşüncesi varsa bunu bitirecek, yarın ona göre devam edecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi performansa da bağlı Fulya'nın. Evet, Haydar Müdürüm bir şey mi diyecektiniz? Tutuklu sanıkların ifadeleri bitmiş mi diye soralım diyecektim. Serdar duyuyor mu bizi dostlar? Bitmiştir. Tanığa geçmez yoksa Fulya'nın. Değil mi? Tabii tabii. Onları da bir nevi tanık gibi olanları da var. Ah, duyuyormuş. Evet evet, tamam. Duyuyorum. Hem sanık hem tanık. Hocam sorabilirsiniz, duyuyor. Yani bu tutuklu sanıkların da ifadeleri, tutuklu sanıklardan kastım, dosyalara ayrılmış olanların ifadelerine de bir nevi başvuruldu mu Serdar? Tanık gibi. Tabii tabii, içinde örnek vermek gerekirse Hediye Güran, Mehmet Selim Atasoy tutuklu sanıklar arasında, Birsen Güran tutuklu sanıklar arasında, bunların hepsi zikrettiğimiz isimler tutuklu sanıklar arasında, bunlar ifade verdiler. Evet. Peki şimdi Fulya bir şey sorabilir miyim? Abdülkadir Serdar'a. Evet, evet buyurun. Evet. Serdar, bu davada gizli tanık var mı? Gizli tanıkla ilgili olarak orada ne konuşuluyor? Günün önemli sorunlardan biri bu. Evet, aslında bir davanın en başından beri bu gizli tanık hususu konuşuluyor ama henüz gizli tanık resmi bir şekilde var. Böyle bir şey duymadık. Yani böyle bir şey söylenmedi. Gizli tanık olarak konuşulan kişi de aslında çok da elle tutulur bazı noktalarda gelmiyor. Konuştuğu anda dosyada da sıkıntı olabilecek tarzda ifadeler duyuyoruz. Buradaki gazeteci arkadaşlarla da konuşuyoruz. Yani iddialar var. O yüzden hani çok da dillendirmek sağlıklı olmayabilir bu süreç devam ederken en azından. Ama net olarak o gizli tanık henüz ortaya çıkmış değil. Somut bir bilgi de yok bu konuyla alakalı. Yani bir boş durum ki gizli tanığın anlattıklarına ilişkinde onu en azından söyleyebiliriz. Anlattığı şeyler de bizim bilmediğimiz şeyler değil. Onu da söyleyelim. Yani gizli tanık net bir şekilde Fulya bunu anlattı diyebilsek, ki denilen bazı hususlar var. O konuların tamamı zaten biliniyor bizim tarafımızdan. Peki Melik Yiğit'e? Ama o somut bir ifadeyle anlatılabilecek bir durum değil.